İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 27. oturumu. Artsak'ta yaşanan akaryakıt patlamasından etkilenen ailelerin birçok sorusu yanıtsız kaldı. Sputnik Armenya. Arsak'taki manastırlarla ilgili yazıların yayınlanmasının ardından Vatikan soruşturma başlattı. Batı Ermenistan'ın evlatları Zabel Yesayan. Karla anıtı Yerevan'da açılacak. Eski şarkıların yeni icralarıyla gençler kültürel mirası koruyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 27. toplantısı 20 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Oturum, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın selamlayan konuşmasıyla başladı. Devlet Başkanı doğal kaynakların öneminden bahsederek bunların Ermeni halkı için hayatı önemine değinerek bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Bayan Margosyan, Yaz Üniversitesi ile ilgili olarak 8 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliği bir kez daha hatırlattı. Evet. Toplantıda etkinliğe katılacak önemli konuklar da konuşuldu. Devlet Başkanı Margosyan, etkinliğe katılması için Lyon Belediye Başkanına resmi bir mektup göndermeyi teklif etti. Oturumun sonunda 15 Eylül'de Batı Ermenistan Hükümeti'nin gerçekleştireceği Kutsal Anayeti adınan bilimsel konferansın organizasyon konuları da ele alındı. Stepanagert'teki benzin patlamasından etkilenen 218 ailenin şu ana kadar herhangi bir statüsü bulunmuyor. Durumlarının netleştirilmesini ve sorunlarının buna göre çözülmesini talep ediyorlar. Patlamada ölen 218 kişinin akrabaları düzenli olarak Doğu Ermenistan'ın ilgili makamlarına başvuruyor. Ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme sağlanamadı. Doğu Ermenistan hükümetinin konut programından yararlanmanın imkansız olduğunu düşünüyorlar ve bu tür ailelere ayrı bir yaklaşım talep ediyorlar. Doğu Ermenistan'da bu ve benzeri aileler pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor. Devletin koruması altında olmaları gerekirken kendilerini yalnız ve ihmal edilmiş hissediyorlar. Temmuz ayının sonunda Vatikan'ın resmi gazetesi L'Observatore Romano, Arsak'ın tapınakları hakkında Alban tarihi ve Azerbaycan isimleri affedilen makaleler yayınladı. İtalyan blokçulardan birine göre Vatikan yönetimi Artsakh'ın eski Alban manastırıyla ilgili iki makalenin resmi gazetesinde yayınlanması nedeniyle soruşturma başlattı. Vatikan'ın resmi gazetesi L'Observatore Romano makaleleri Temmuz ayı sonlarında yayınladı. Ermeni kültürüne ait olduklarını belirtmeden Hutabank olarak da bilinen Dadibank ve Gansasar'dan bahsettiler. Üstelik yazıda bunlar Azerbaycan isimleriyle anılmıştır. Son dört yılda Arsak'ta Ermeni kiliselerinin ve haçkarlarının yok edilmesiyle ilgili pek çok gerçek hakkında hiçbir şey söylenmiyor. Bir hafta sonra Lobservatore Romano, Vatikan'daki Kutsal Eçmiyaz'in ana makamının resmi temsilcisi Başpiskopos Hacak Barsamyan'ın yazdığı bir yanıt makalesini yayınladı. 24 Temmuz tarihli yazılarda hem Ermeni hem de Alban kiliselerinin tarihinin çarpıtıldığına dikkat çekti. Bunu Vatikan keşişi Claudio Gugerotti'nin Doğu kiliseleri ile ilişkileri ilişkin bir açıklaması izledi ve söz konusu makalelerin Albanların antik katedralleri hakkında resmi Vatikan'ın görüşünü yansıtmadığını belirtti. Daha sonra bu yazıların hangi koşullar altında basında yer aldığını belirtmek için bir iç soruşturma başlatıldı. Güzel, zengin ve muhteşem dilimiz, atalarımızdan bize kalan mirasın en muhteşemi, en gerçek olanıdır. Onu tutkuyla, heyecanla, şevkle korumalıyız. Zabel Yeseyan, Ermeni uyanış döneminin en önemli kadın temsilcisiydi ve Ermeni toplumunda yeni düşüncenin kök salmasında olağanüstü bir role sahipti. Zabel Yeseyan, Konstantinopolis'te doğdu ve eğitimin önemine inanan babası sayesinde kapsamlı bir eğitim aldı. O zamanlar kızlara karşı böyle bir tutumun nadir olduğunu belirtmek gerekir. Zabel, Jön Türklerin Ermeni Aydınları listesinde 24 Nisan 1915'te tutuklanan tek kadın üyeydi ve bu onun bir yazar ve entelektüel olarak sahip olduğu büyük etkinin kanıtıdır. Kaçmayı başardı ve Kafkasya'ya ardından da yerleştiği Paris'e ulaşarak komünist oldu. Yıllar sonra Sovyet Ermenistan'a davet edilince oraya kalıcı olarak yerleşmeye karar verdi. Modern edebiyat eleştirmenleri tarafından sıklıkla feminist olarak adlandırılan Zabel Yesayan, bu niteliği reddetti. Zabel, Ermenilere uygulanan soykırımdan, Arminusit'ten kaçmayı başarsa da başına gelen bir başka kötülüğün kurbanı oldu. Stalin'in baskıları. Çağdaşlarının çoğu gibi o da casuslukla suçlandı, tutuklandı ve bilinmeyen koşullar altında öldü. Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Goş Sarkisyan, Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin usul toplantısında yaptığı açıklamada Şar Aznavur Anıtı'nın hazırlık çalışmaları yapılmış, heykel sözleşme imzalanmıştır. Anıtın hazırlık çalışmaları ise tamamen Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin tahsisatıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Sarkisyan, anıtın açılışı büyük Şansonyer'in doğumunun 100. yıl dönümüne adanan etkinliklerin son töreni olarak 22 Mayıs 2025'te planlanıyor dedi. Yerevan Büyükşehir Belediye Başkanı Dikran Avinyan ise 2025 yılında toplumun yeni modern heykellere sahip olmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Bunun için bütçeye mali kaynaklar eklenmelidir. Sivil Toplum Kuruluşu Sevan Gençlik Kulübü, Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın mali desteğiyle Sevan Gölü Havzası'nın kıyı topluluklarının somut olmayan kültürel mirasın korunması, canlılığı ve aktarımını amaçlayan güncelleme projesini hayata geçirdi. Sanatçıların çoğu büyüklerinden dinledikleri ulusal müziği günümüze taşıyan Basen ve Muşlu halkının torunlarıdır. Projenin ilerleyen aşamalarında şarkılar profesyonel müzisyenlerin tavsiyeleriyle notaya alındı, geliştirildi, aranje edildi ve kaydedildi. Somut olmayan kültürel mirasın sürekli korunmasına yönelik bu zincir, Giharkunik bölgesinde düzenlenen konser turunda yerel müzisyenlerin katılımıyla yerel türkülerin çalınıp tanıtıldığı ve Gamma grubunun kayıtlarıyla tamamlandı. Konik bölgesinin Gavar, Martuni, Vartenis ve Sevan topluluklarında gerçekleştirilen konserler toplulukların kültürel yaşamını canlandırırken eski şarkıların yeni yorumlarıyla unutulmuş somut olmayan kültürel mirasın canlılığını ve devamlılığını sağlıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.